Burayı bırak lan. Oğlum görünmüyor. Görünmüyor sesini. Ses aç. Nerede? Şu mu? Yok. Hadi mikrofon. Şu mu? Herkese merhaba. Bugün kısa adaptamadan Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Sanat Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin düzenlediği ilk seminer günümüzü gerçekleştirdik. Bu bağlamda bizlere destek sağlayan Sayın Bekir'in Profesör Doktor Suat Erdal ve onun mezunu üniversiteli bilimlerine çok teşekkür ediyoruz. Düzenleme komitesi oluşturduğu sıra program içinde Aslanlı Gülü Profesör Doktor Erdal'a katan ve Profesör Doktor Sayın Erdal'ın anladığı çok teşekkür ederiz. İlk sunum Olympus Antik Kenti'yle başlayacak. Daha sonraki sunumlar ise sosyal medyanın üzerinde çok artıları, bunu bulacak bir kendileri takip edin. Bunun dışında bir mesaj geldi. Sesimiz çok duyuyor. Sizinlerin tarafında kulaklık takmak istiyorum. Ben sana yorulacaktım. Başlamadan bu kez hasta kısmını da çok sevim. Bir dakika. Yayındayım hocam. Evet, ses kontrolü yapıyorum. Acaba sesim nasıl yazabilirseniz çok mutlu olurum. Evet, tamamdır. Sesle ilgili problemi sanıyorum hallettik. Şimdi başlamadan önce dediğim gibi ilk sunum Olympus Antik Kenti ile başlayacak. Bunun için hocamızı hemen ben davet ediyorum.
Teşekkür ederim Adem. Sesim geliyor mu? Evet hocam, sesinizi alabiliyorum. Siz benim alabiliyor musunuz? Evet, şimdi daha iyi. Yalnız baştaki konuşmanı şahsen ben duyamadım. kısaca bir daha bir giriş yap. Şimdi daha tamam. İyi duyuluyor sesin. Tamam hocam. Başlamadan önce hocam bir işte kameranız açık mı acaba? Şu an sizde kapalı gözüküyor bende. Benim açık. Ben kendimi görüyorum ama. Ben kendimi görüyorum Adem ama. Bizde sıkıntı var galiba. Göremiyorum şu anda çünkü ben. Herkes görüyor mu diye soralım. Lütfen. Evet, herkes görüyor mu hocamızı acaba? Bir kontrol sağlayıp bana dönüş yapabilirsiniz. Ha hocam geldi ekranda. Ekrandasınız hocam. Ha. Şimdi evet. Gözüküyorum herhalde, değil mi? Evet hocam, şu anda sizi net bir şekilde görebiliyorum. O zaman ben tekrar bir başlangıç yapayım. Sonra da başlayalım, olur mu? Evet lütfen, iyi olur. Tamamdır. Bugün kısa adı ASTAM olan Arkeoloji Sanat Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin bünyesinde düzenlenen ASTAM seminer dizisinin ilkini Yelda hocamızla gerçekleştireceğiz. Bu bağlamda bizlere destek olan rektörümüz Sayın Profesör Doktor Fuat Erdal ve onun nezdinde üniversitemiz bilimlerine çok teşekkür ediyoruz. Bunun yanı sıra düzenleme komitesinin oluşturduğu program için Sayın Müdürümüz Profesör Doktor Erol Altınsapan ve Profesör Doktor Hüseyin Sabri Alanyalı'ya teşekkür ederiz. İlk sunumumuz Olimpos Antik Kenti ile başlayacak. Hocam başlamadan önce ben bir ileti yapmak istiyorum. Sorularınızı lütfen, yani sunum sonunda sorularımızı hocamız alacak ve değerlendirecek. Bu bağlamda eğer soru sormak istiyorsanız chat kısmında Anadolu Üniversitesi kısmını seçerek lütfen sorularınızı iletiniz. Başka da değineceğim, not aldığım bir konu yok. Hocam lütfen başlayabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum her şeyden önce. Haftanın son günü ve günün bu son saatlerinde öncelikle katılımları için birlikte olduğumuz tüm dostlara ve meslektaşlarıma çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. ASTAM Anadolu Üniversitesi için ve özellikle biz sanat tarihi ve arkeoloji camiası için önemli bir merkez. Bu etkinliklerini normal zamanlarda salon ortamında gerçekleştiriyorduk. Ama şimdi neredeyse bir yıl oldu. Bir yıldır artık yeni bir sisteme, hayatımız yeni bir aşamaya geçti. Ondan beridir de Zoom üzerinden güzel paylaşımlar yapıyoruz. Bu da onlardan birisi. Bu bağlamda ben ASTAM'ın müdürü, sevgili arkadaşım, meslektaşım Profesör Doktor Erol Altınsapan'a teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ve tabii bu organizasyonda emeği geçen gene ASTAM Müdür Yardımcısı Profesör Doktor Hüseyin Sabri Alanyalı'ya ve bugün de moderatörümüz olan ve aynı zamanda bu organizasyonun gerçekleşmesinde önemli rol oynayan sevgili Adem Yurtsever'e de bu vesileyle teşekkür etmek istiyorum başlarken. Tabii bu etkinliğin düzenlenmesinde Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü her zamanki gibi yanımızda. Bir mensubu olmaktan her zaman gurur duyduğum Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü'ne ve basın halkla ilişkilerdeki tüm meslektaşlarıma da çok teşekkür, mesai arkadaşlarıma daha doğrusu çok teşekkür etmek isterim. Şimdi bugün size çok da vaktinizi almadan, hani günün bu geç saatinde birazcık olsun 2019 ve 2020 yılları arasında gerçekleştirdiği kazı çalışmalarından bahsetmek istiyorum. Fakat bu kazı çalışmalarına geçmeden önce izninizle birazcık bir bilgi paylaşmak istiyorum. Çünkü sadece anladığım kadarıyla bu toplantıyı izleyenler
bizim meslektaşlarımız değil, aynı zamanda ilgisi olan pek çok kişiyi de gördüm katılımcı olarak. Onun için şöyle başlamam gerekir. Şimdi 2019 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un önderliğinde bir proje başladı. Bu temelde arkeolojik kazıları yıl boyu sürecek şekilde programlamaya dayalıydı. Ve açıkçası biz Olimpos kazı ekibi olarak bunu zaten uzun yıllardır hep kafamızda olan bir şeydi ve neredeyse 2014 yılından itibaren de 8 aydan az çalışmadık Olimpos'ta. Dolayısıyla bu proje kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Tarih Kurumu arasında bir protokol imzalandı ve bu protokol kapsamında da kazılar 12 ay oldu. Biz ilk 20 kazı arasındayız. Ve bu yıl boyu sürecek kazı çalışmaları çerçevesinde de aynı zamanda kazı da daimi statüde Türk Tarih Kurumu uzmanları istihdam edildi. Bu istihdam edilen genç meslektaşlarım arasında sanat tarihçiler, arkeologlar ve restoratörler var. Özellikle bu bölümlerden mezun arkadaşların istihdamı konusunda genel sıkıntılar olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bu konuya oldukça pratik bir çözüm sağladı. Hem mesleğini yapmak isteyen gençlere bir alan oluşturulmuş oldu, hem de bizim de kazıları daha programlı bir şekilde yürütmemiz bu anlamda sağlandı. Dolayısıyla bu bağlamda özellikle bu projenin oluşmasında ve tüm koordinasyonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne ve tabii ki Türk Tarih Kurumu Başkanlığı'na teşekkür ederek başlamak isterim. Az önce de söyledim, Anadolu Üniversitesi tabii ki bizim bu çalışmalarımızı özellikle proje birimi kapsamında çok destekliyor. 2000 yılında başlayan Olimpos kazıları çalışmalarına o tarihten beri destek veren Anadolu Üniversitesi'ne ayrıca şükranlarımı sunmak isterim başlarken. Evet, teşekkür ediyorum. Bu biraz uzun bir giriş konuşması oldu ama bunu yapmak istedim. Şimdi ilk kez belki dinleyenler için bir genel kapsamda bir giriş yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Olimpos deyince tabii ki bugün antik kent, Olimpos antik kenti ve orada yapılan kazı ve onarım çalışmaları üzerinde duracağız ama Olimpos deyince özellikle kamuda, kamuoyunda daha doğrusu bir de çok cazip bir tatil merkezi akla geliyor. Özellikle gençlerin yoğun talebiyle karşılaşan bir tatil beldesi. Akdeniz'in kıyısında, Akdeniz kıyısında konumlanıyor. Sol tarafta kentin günümüzdeki planını görüyorsunuz. Ekibimiz tarafından hazırlanmış planıdır. Hemen altta uydu fotoğrafı üzerinde bu kent planının aplike edilmiş hali. Sağ tarafta modelleme çalışmalarımız var. Bunu önemsiyoruz çünkü özellikle günümüzde antik kentleri dolaşmaya gelen ya da buna ilgi duyan kişilerin kazı alanlarında kenti bütüncül algılamalarında bazı güçlükler olabiliyor. O nedenle insanların hayal gücünü destekleyici şekilde görseller sunmak, onların kenti daha iyi algılamalarını sağlamak için modelleme çalışmalarını önemsiyoruz. Ve bu modellerden de gördüğünüz gibi Akdeniz ortasından geçen Olimpos Çayı, hemen biraz sonra geleceğimiz o kuzey kentteki gölet olduğunu düşündüğümüz alan ve içindeki pek çok tatlı su kaynağıyla suyla birlikte tasarlanmış bir kentle karşılaşıyoruz. Tabii bu çok önemli. Yani Anadolu'da benzer bir örneği yok
günümüz açısından. Suyla tasarlanmış diyorum. Çünkü hem suya göre konumlanmış bir kent, hem de kentin içinden geçen bütün drenaj kanalları ve su sistemi de gene bu özellikler göz önüne alınarak yapılmış bir kentten söz ediyoruz. Bugün tarihçeyle çok vaktinizi almak istemiyorum ama özellikle günümüzdeki Olimpos'un bu kent kimliği ya da kent dokusunun oluştuğu dönem milattan sonra 2. yüzyıl Roma dönemidir. Kentin yasaklı konumundan çıkarılıp tekrar Likya bölgesinin, yani günümüzde Olimpos'un da içinde yer aldığı antik dönemdeki adı Likya. Likya bölgesinin seçkin kentleri arasında yer almasıyla başlıyor. Ve Hristiyanlığın gelmesiyle birlikte özellikle 3. yüzyıldan itibaren de mevcut Roma kent dokusu üzerinde Hristiyanlıkla bağlantılı ve Bizans döneminin kamusal işleyişini bize yansıtan yapılarla da değişim ve dönüşümler kent planı üzerinde karşımıza çıkıyor. Şimdi 2019 ve 2020 yılı çalışmalarından size genel anlamda bahsetmek istiyorum. 2019 çalışmaları haritada da gördüğünüz gibi kuzey, özellikle şurada gördüğümüz Piskoposluk Sarayı'nda, Üç Nolu Kilise'de, Nekropol Caddesi'nde yapıldı. Aynı zamanda bu Nekropol Caddesi ve Akropol'de de onarım çalışmaları gerçekleştirildi. Onu da sunumun ilerleyen zamanında göreceksiniz. Piskoposluk Sarayı'nın hava fotoğrafından bir görünümü. Burası Roma döneminde tapınağın Temenos alanı, yani kutsal alanı olarak düzenlenmiş kısım. Hristiyanlığa geçişle birlikte yine aslında kutsal olma işlevini koruyor ve Piskoposluk Sarayı'na dönüşüyor. Ancak Piskoposluk Sarayları tabii ki sadece kutsal alanları değil, aynı zamanda kamusal alanları da barındırıyor. Yani kentin hem idari hem de dini merkezi oluyorlar. Yaklaşık 9000 metrekarelik bir alan, bu gösterdiğim alan oldukça büyük bir alan. Kazı çalışmalarımız tabii bizim burada 2012'den başladı, yani uzun yıllar devam ediyor. Ama özellikle 2017'den itibaren ağırlıklı olarak bu alanda çalıştık. Tapınağın kazısı tamamlandı. Ve Piskoposluk Sarayı'ndaki birimlerinde kazandı. Bu yıl tamamıyla bitirmeyi planladık. E, 2019'da bu Piskoposluk Sarayı'nın hemen nehir kenarında ve günümüzde Olimpos'a gidenler bilir, özellikle turistlerin denize doğru indikleri bir yol, cadde burası. Biz sahil caddesi diyoruz. Turist yolu olarak da biliniyor. Tam bu cadde üzerindeki giriş kısmını, yani Roma dönemindeki aslında giriş kısmını bulma amacıyla bu bölgede kazı çalışmalarına başladık. Ve bu kazı çalışmaları sonrasında, az sonra da size göstereceğim gibi alttaki resimlerde görüyorsunuz öncesi ve sonrası, burada dükkan dizileriyle karşılaştık. Roma dönemi girişinin Bizans döneminde bir takım mekanlarla değiştirildiğine tanıklık ettik. Bu tam demin sözünü ettiğim yol ve bu yolun şuradan lazer işaretlisi açtım daha iyi. Bu yolun hemen kenarında kazı öncesi halini görüyorsunuz ve bu kazı sonrası hali.
Tabii Olimpos'un bir özelliği de bitki örtüsü. Yıllanmış ağaçlar var. Burası orman ve milli park alanı, önemli. Biz de gerekmedikçe bu ağaçları kesmemeye çalışıyoruz. Nitekim benzer uygulamayı burada da yaptık. Burada daire, yani taşlarla desteklenmiş ağaçların gayesi ağaçları ayakta tutmak idi. Asıl amacımız, özellikle caddenin daha ileriki kısmında izlenen bu ve Roma dönemine ait olan Stoa'nın krepis basamaklarını ya da krepislerini ortaya çıkarmak ve girişi ortaya çıkarmaktı. Fakat Roma dönemi girişinin, yani orijinal girişinin bir şekilde değiştirildiğini, Bizans döneminde buraya bir takım mekanlar eklenerek birden fazla mekanla daha karmaşık bir hale getirildiğini, ama kazı tamamlandıktan sonra şuradaki giriş kapılarıyla aslında üçlü bir girişinde düzenlendiğini söyleyebiliriz. Çünkü şu arada bir koridor söz konusu. Yani Bizans döneminde bu giriş kısmı o dönemki ihtiyaçlara göre yeniden düzenlenmiş. Evet, burada daha iyi gözüküyor. Bakın şu koridor bölümü, sol tarafta dükkanlar yer alıyor. Ve buradaki girişler aslında az önce gösterdiğim tapınağa doğru olan, aynı zamanda Piskoposluk Sarayı'nın içine doğru giden yeri oluşturuyor. Yol boyunca krepisler temizlendi ve tamamıyla açığa çıktı. İki basamaklı olduğu rahatlıkla gözüküyor. Tabii orijinalinde üç basamak. Ancak Orta Bizans döneminde oluşan gereksinim nedeniyle bu üçüncü basamağın üzerine molos taşla duvar örüldüğünü ve böylelikle Piskoposluk Sarayı'nın çevre duvarının oluşturulduğunu net olarak izleyebiliyoruz. Bütün bu unsurlar aslında Olimpos'un, daha doğrusu Anadolu'daki pek çok aslında kentin, ama Olimpos bunu çok güzel yansıtıyor. Yani antik kentlerinde doku boyutunda ele alındığında aslında hikayelerini bu tür unsurlarla içlerinde barındırdıklarını rahatlıkla görüyorsunuz. Bu bazen hani bir takım bulmacalar veya puzzle'lar oluşturuyor olabilir, ama nihayetinde bunları çözümlemek de işin ayrı bir zevkli yanı. Çünkü kültürel tarihi bu şekilde aydınlatabiliyoruz. Daha doğrusu kültür tarihini, kültürel tarih olmaz, onu yanlış söyledim. Evet, şimdi bu mekanlara bir bakalım. Çok vaktinizi alarak anlatmayacağım ama ilginç mekanlar. Özellikle buradaki çıkan toprakla ilgili ciddi bir stratigrafik çalışma yaptık. Az sonra göstereceğim. Ve bir bölümünde bu stratigrafiyi sakladık. Bu yıl yapacağımız çalışmalarda karşılaştırma imkanımız olsun diye. Yoğun bir seramik buluntusu burada karşımıza çıktı. Peki neydi bu mekanların işlevi? İşte kanallar var, su sistemleri var. Neydi acaba bunların işlevi diye sorgularken ilginç bir buluntu, bir değirmen mili bulduk. Başta da söyledim, Olimpos tabii suyla kurgulanmış bir kent diye. Yani su ve su sistemleriyle ilgili gerçekten çok ilginç bulguları var. Burada özellikle değirmen, su değirmeni de kullanılan ve hemen ortada gördüğünüz seramik kaplar çok yoğun miktarda ele geçti. Değirmen mili ele geçti. Bu aşağıdaki bir olası bir su değirmeninin çizimi ve şurada gördüğünüz kaplarla çalışıyor. Yani su, onları suyla birlikte dönerek çalışıyorlar. Dolayısıyla
bir soru işareti olarak net olmamakla birlikte acaba böyle bir şey olabilir mi diye şu anda çalışmalar devam ediyor. Ancak bu stratigrafi çalışmaları sonucu buradaki mekanın 5. yüzyılın son çeyreğinde kullanımda olduğu tespit edildi. Ancak 6. yüzyıl ortalarından 7. yüzyıl başlarına kadar mekanın bir şekilde çöplük olarak kullanıldığı da anlaşıldı. Gelen buluntuların karmaşıklığı açısından. Ya çöplük olarak kullanıldı, önce sel mi acaba getirdi dedik ama tek bir mekanda olması çok mantıklı değil. Çünkü sel olsa hani başka mekanlara da sıçrardı. Çöplük olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Zaten daha önceki sunumlarımda da belirttiğim gibi Olimpos'ta 7. yüzyıl sonrası yaşamın bir şekilde kesildiğini, yani kentin terk edildiği şu ana kadar çıkan kazı buluntularından anlaşılıyor. Aslında bu durumda bizim için çok şaşırtıcı olmadı buradaki sonuç açısından. Evet. 2019 yılında Piskoposluk Kilisesi'nin güney duvarı, yani az önce size gösterdiğim bu dükkan sıralarının hemen önündeki güney koridorda çalışma yapıldı. Öncesi ve sonrasını görüyorsunuz. Hemen akabinde güney doğu köşe odasına geçtik. Özellikle burada kilisenin apsisini dıştan çevreleyen duvarla arasında kalan köşe odalarının mahiyetini daha netleştirebilmek için böyle bir çalışma yaptık. İlginç bir buluntuyla karşılaştık. İlginç ve önemli. Sadece Olimpos açısından değil, bence genel olarak Bizans mimarisi ve tabii Likya bölgesi açısından da önemli bir bulguydu. Bir lento yazıtıyla birlikte karşımıza çıktı. Epigraflarımız çevirdi ve burada bir episkoposun adı çıktı, Nikolaos. Ve bu pek tanrısever episkopos Nikolaos'un zamanında bütün bu yapı Tanrı için en güzel şekilde yapıldı diyor. Ve devamında da Tanrı'nın annesi Bakire Meryem'in aziz girişi diyor ki, bu da bize İsa'nın annesi Meryem'e adanmış bir yapı olduğunu gösteriyor. Bu bakımdan çok önemli bir buluntu oldu. Dediğim gibi hem Olimpos için ve bir piskoposu da adı daha öğrenmiş olduk. Gene 2019 yılında Piskoposluk Kilisesi'nin özellikle apsis kısmında çalışmalar yapıldı. Ve bu çalışmalar sonrasında kazılan yeri görebiliyorsunuz. Duvar resmi kalıntılarıyla karşılaştık. Ancak henüz konservasyonu tamamlanmadı. Çok iyi sonuçlar alacağımızı ne yazık ki düşünemiyorum. Bayağı yıpranmış ama gene de belli olmaz. Bazen sürprizler oluyor. Evet, Piskoposluk Sarayı kazılarında bizi en çok heyecanlandıran diğer bir yerde önce M11 olarak isimlendirdik. Çünkü çok mekan olduğu için kodlamak zorundayız. Ama bu M11 olarak isimlendirilen mekanın kazısı tamamlandıktan sonra bir ocak ve tezgah düzenlemesi olması nedeniyle mutfak olduğunu düşünüyoruz. Hem seramik buluntular bunu verdi, hem şurada gördüğünüz ocak ve burada daha net gözüküyor bir tezgah düzenlemesi olduğunu düşünüyoruz. Şu ortasında da bir sütun kaidesi var. Muhtemelen çatının belki desteği olarak yapılmış bir kaide olabilir. Tabii ki bir piskoposluk sarayı, başta da söyledim, sadece dini anlamda işlev gören bir yer değil, kamusal anlamı da var ve aynı zamanda burada yaşayanların konakladığı birimler de var. Dolayısıyla da bir mutfak gerekiyor tabii ki. Onu da bulmuş olmak, onu da isimlendirmiş olmak bizim için sevindirici oldu. Dolayısıyla
Olimpos'taki psikoposluk sarayı bir psikoposluk sarayında olması beklenen neredeyse hemen her şeyi içermesi bakımından da unik bir örnek olarak karşımıza çıkıyor. Aynı şekilde az önce gösterdiğim mutfak mekanının hemen önündeki koridoru da kazdık ve bu koridorda da gene mutfakla ilişkili yoğun seramik buluntular ortaya çıktı. Ve bir de Psikoposluk Sarayı'nın kuzey stoğa doğu kanadında çalışmalar yaptık. Burada da amacımız stoğanın bu gördüğümüz hani güneyde çok rahat izleyebiliyoruz ama hem doğuda hem de özür dilerim hem de kuzeyde bu izleri devam ettirebiliyor muyuz, izleyebiliyor muyuz diye öncelikle bu noktalardan da başlamak istedik. İlginç mekanlar karşımıza çıktı ancak ne yazık ki şu anda net bir işlev önerimiz yok. Bunlarla ilgili tabii ki çalışmalar devam ediyor. Ama bu mekanların özellikle kiliseye yakın olanında ilginç bir bulgu var. O da bu Psikoposluk Sarayı'nın hemen kuzey doğusundaki bir atrium var. O atriumun içinde ufak bir su haznesi, manşon ve manşon çıktı. Hatta onun ağzında bu tür bir süzgeç de bulduk. Bu tabii değişik bir buluntu. Aslında Bizans sanatında sevgili Gökçen Taşkın'ın da bir makalesi var Talasidonlarla ilgili. Özellikle kiliselerde kullanılan kutsal objelerin yıkandığı yerler bunlar. Arınmanın bir şekilde gerçekleştiği yerler. Acaba onunla ilgili bir işlem olabilir mi diye bir soru işaretimiz var ama net değil. Bu da gene çalışılmaya devam ediyor. Çünkü talasidonlar genellikle kiliselerde altarların altında veya yakınında oluyor. Bu da çok uzak değil ama tabii çok da yakın sayılmaz. Ama erken dönemde bazı şeyler daha farklı belki düzenlenmiş olabilir diye de bir ihtimal düşünmek gerekiyor. Evet, üç dolu kilise, kazı çalışmalarının devam ettiği bir başka önemli ve buluntularıyla da bizi her yıl farklı şekilde şaşırtan bir alan. Bu alanda özellikle Exetra olarak isimlendirdiğimiz kısımda hem 2019 hem 2020 yılında çalışmalar yapıldı. Tabii ebadına bakıp hani iki yılda tek burayı mı yaptınız gibi bir soru da akla gelebilir. Onu hemen şöyle bir açıklık getireyim. Şimdi aslında bu üç nolu kilisenin yapıldığı alanda Roma dönemine ait bir yapı bakiyesi var. Ve olasılıkla bu Exetra'nın da o yapı bakiyesinden geldiğini düşünüyoruz. Ancak kilise yapılırken bu Exetra'da dikkate alınarak biçimlendirilmiş. Bunun neden öyle olduğunu biraz sonraki slaytlarda sizler de göreceksiniz. Burası yoğun miktarda fresko barındırdığı için kazı çalışmaları çok dikkatli ve yavaş ilerledi. Bu alanda sevgili Seçkin Evcim gayet özenli bir şekilde çalıştı. Ve çalışmaların sonrasında bu yıl 2020 yılında Exetra tamamıyla ortaya çıkarıldı. Ve ortaya çıktıktan sonra zemininde hani benzerleri var, benzer uygulamalar var ama bu kadar bütüncül olarak en iyi opus sektile döşemeyi bulduk diyebilirim. Exetra'nın içinde nişler yer alıyor ve bu nişlerin duvarlarında da tamamıyla freskoyla bezeli olduğu ve nişlerin arasında kalan bu duvar payeleri gibi olan kısımlarda da
mermer kaplamalarla yapıldığı orijinalinde anlaşılıyor. Ancak tabii ne yazık ki günümüze tümü sağlam olarak gelememiş. Az önce de söyledim. Evet, bu Exetra belki bir Roma dönemi yapısından kullanılmış olabilir. Ancak Bizans döneminde bunun kiliseyle beraber organize bir şekilde programlandığı, işte bunlarla anlaşılıyor. Özellikle bu Opus Sectile döşeme bir resim programı. Hemen önünde bir ayrım, sütunlu, şurada da görülüyor, sütunlu ve levhalarla yapılmış bir ayrım. Ki bugün bu sunumun afişinde de yer alan o levha parçasını da görüyorsunuz. Son derece kaliteli bir işçilik yansıtıyor. Naos'a inen kısmında da Opus Tessellatum zemin döşemesi dikkatimizi çekiyor. Dolayısıyla oldukça özenilmiş bir mekan olduğunu varsayabiliriz. Tabii bu mekanın işlevi neydi, ne için yapılmıştı? Yani bu mekanı bir anıt mezar, yani din uğruna şehit olmuş martirlere ya da azizlere adanmış bir mezar yapısı olduğunu, yani bir anıt mezar olduğunu ya da en azından bir kült merkezi gibi algılandığını düşünebiliriz bütün bu mimari detaylarla. Nitekim bu nişlerin duvarlarından çıkan, özellikle şu bir nolu nişin doğu duvarında olduğunu anladığımız freskoları görüyorsunuz. Bu freskolardan en büyüğünüz Pantokrator İsa tasviri ve genel üslup özellikleriyle de erken dönemin önemli bir örneği. Ortada bir kıyafetinden, özellikle bu haçlı atkısıyla kıyafetinden bir psikopos tasviri olduğunu düşündüğümüz bir figür ve yanında yazıtıyla beraber gözüküyor. Şimdi bu yazıt üzerinde, daha doğrusu bu yazıttan Tokritos Episkop cesi okundu. Bu Olimpos 5. yüzyılın ilk yarısında psikoposluk yapmış ve 431 Efes, 451 Kalkedon konsillerine katılmış olan Aristokritos olması ihtimali üzerinde duruyoruz. Çünkü bu Tokritos'un başındaki harfler eksik. Dolayısıyla bütün bu veriler bize bu alanın önemli bir, Hristiyanlık açısından önemli bir odak noktası olduğunu gösteriyor. Nişlerin içi hep böyle. Kazıdan sonra ortaya çıkan resim kalıntıları, ancak işte ne yazık ki tabiri kalanları tahrip olmuş durumda. Sol tarafta da 2019 yılının enteresan bir buluntusuydu. Gene aynı kilisede Exetra'nın kuzeybatı payesinin hemen iç kısmında bu şekilde gözüküyordu temizlik öncesi. Temizlik sonrasında karşımıza çıktı. Bunun da gene kıyafetine dayanarak bir psikopos tasviri olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla bu özellikle de erken dönem üslubunu yansıtan bu resimler sadece Olimpos açısından değil, aslında genel Bizans sanatı açısından da önemli. Çünkü özellikle 8. yüzyıldaki ikonoklast, yani ikona kırıcı, yani tasvir kırıcı hareketten bir şekilde etkilenmediklerini gösteriyor. Peki bu etkilenmeme nasıl olabilir? Biz zaten az önce de söyledim, mevcut verilere dayanarak 7. yüzyıl sonrası kentin bir şekilde terk edildiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla bu terk ediş sonrası
Muhtemelen burada hayat ya da bir şekilde yaşam olmadığı için bunlar belki de dikkate alınmamış olabilir diye düşünüyoruz. Ama Anadolu'da erken dönem, yani çok sınırlı sayı olan örneklere bir katkı olması bakımından da bunlar önemli tespitler Olimpos adına. Evet, kilise 3'te sadece Eksetra değil, aynı zamanda Kuzey Nef'te ve Batı'da da çalışmalar yapıldı. Daha önceden Orta Nef zaten kazılmıştı. Burada gördüğünüz gibi alan bu haliyle tertemiz hale gelmiş oldu. Tabii Narteks kısmında da ve diğer kısımlarda da önümüzdeki yıllarda çalışmalarımız devam edecek. 2019 yılının bizim için heyecan uyandıran diğer bulunduları da heykeller. Şimdi aynı heykelin birkaç farklı fotoğrafını koydum. Onun için hani sizi yanıltmasın, bunlar ayrı ayrı heykeller değil. Ama farklı açılardan ve farklı renklerle görülmesini istedim. 2018 yılında Tapınağın Sellası'nda kolosal bir heykele ait olduğunu düşündüğümüz bu baş bulunmuştu. Stil kritiği ve kimlik çalışmaları hala devam ediyor. Zeus ya da Asklepios olabileceğini düşünüyoruz. Geçen yılda yüzeye çok yakın yerde bu oturan yarı çıplak erkek figürü ortaya çıktı. Elinde bir kalkan ve diğer elinde de henüz tam net anlaşılmamakla beraber olasılıkla çekiç olduğunu düşündüğümüz bir obje tutuyor. Ve bir tanrı Hephaistos olduğunu şimdilik düşünüyoruz. Ki bu Hephaistos zaten Olimpos'a yabancı bir tanrı değil. Çıralı'daki meşhur bu yanartaş diye de bilinen Çıralı'daki Hephaistos tapınağını da biliyoruz. Dolayısıyla bu yakın çevrede bu kültün varlığı söz konusu. Heykel çalışmaları da halihazırda devam ediyor. Evet, küçük buluntular. Bu 2019 yılındaki buluntularımız. Maden, cam, seramik buluntular var. Özellikle camla ilgili maden fitil askısı, kandil askıları bulundu. Onun dışında kemer tokaları karşımıza çıkıyor. Ungantarium Olimpos'ta çok sıklıkla rastladığımız bir şey. Erken dönem için pek çok kazı alanında da benzeri söz konusu. Çünkü kutsal yağ kültüyle doğrudan doğruya ilişkili. 2020 çalışmalarında da gene çeşitlemelerimiz çok. Özellikle seramik ve küçük buluntuların genelini toparlayan ve az önce size gösterdiğim o çok bizim için çok değerli statigrafi tablolarını hazırlayan sevgili Muradiye Öztaşkın'a da burada bir teşekkür etmek isterim. Sikkeler var gördüğünüz gibi, ama bu senenin bizim yani çok değişik ve heyecanlı bir buluntusu. Eminim çoğunuz şu anda belki de burada ne olduğunu anlamıyorsunuz ama çok net gözükmemekle birlikte aslında bir Meryem ve kucağında çocuk İsa'nın olduğu bir kabartma var. Hemen yanında da bir melek tasviri olduğunu düşündüğümüz bir figür. Bu bir maden levha parçası. Tabii aşırı korozyona uğradığı için çok net gözükmemekle birlikte mikroskop altında daha net gözüküyor. Burada bana güvenebilirsiniz. Gümüş sikkeler var. İlginç bir tanesi Hadrianus dönemine, ama diğeri bir İslami sikke. Sultan II. Mehmet, yani Osmanlı dönemine ait bir akçe. İlk defa çıktı. Olasılıkla
geç dönemde belki de yani şey Teke Yarımadası'nı aldıktan sonra buraya bir şekilde düşmüş olduğunu düşünüyoruz. Çünkü tek bir örnek nasıl geldiğini çok yorum yapmak mümkün değil. Ama Bizans dönemine ait özellikle 5. ve 7. yüzyıllar arasına tarihlenen bronz folislerimiz yoğun miktarda karşımıza çıkıyor. Hem sikkeler hem de cam eserler kazı ekibimizdeki genç meslektaşlarımız tarafından yüksek lisans tezi olarak hazırlanıyor. Evet, çalışmalarımızın bir bölümü de konservasyon çalışmaları. Burada duvar resmiyle ilgili konservasyon çalışmalarını görüyorsunuz. Restoratörümüzün eşliğinde genç ekip arkadaşlarımızla, genç restoratör adaylarımızla daha doğrusu yapılan restorasyon çalışmaları, özellikle bu yıl Exetra'da çok yoğun çalıştılar, Kilise 3'te. Onunla ilgili hem mekanik temizleme, hem sağlamlaştırma, hem de bordür yapımı ve kapatma uygulamaları gerçekleştirildi. Epigrafi çalışmalarımız devam ediyor. Bu 2019 yılından bir yazıt. Burada adı çok yani Roma çalışanlar tarafından bilinen Licinius Gallienus'un eşi Augustus Sebaste Cornelia Salonina'yı onurlandıran bir yazıt tespit edildi. Ve mimari onarım çalışmaları 2019 yılında Akropol'de gerçekleştirildi. Akropol sahilde tepe üzerinde yer alan bir yerleşim. Burada özellikle yağışlarla birlikte malzemelerin aşınmasıyla oluşanma tehlikesi içeren bazı duvarlar vardı. Bu duvarlarla ilgili çalışma tamamen bizim kendi ekibimiz tarafından yapıldı. Bunu gurur duyarak söylüyorum. Yani mimari projenin hazırlanmasından uygulamanın tamamlanmasına kadar tümüyle ekibimiz tarafından gerçekleştirildi bu çalışmalar. Burada tabii ki alan temizliğiyle başladık öncelikle. Daha sonra özellikle buradaki su sorununu gidermek için drenaj gerçekleştirildi. Drenaj çalışmaları yapıldı. Oldukça yüksek bir noktada mobil vinçle çalışıldı. Çoğu zaman da böyle vinç sepetinin içinde hem bizim arkadaşlarımız hem de işçilerimiz çalıştılar. Ve daha sonra basınçlı su ve hava ile temizleme uygulandı. Pardon. Evet. Ve gördüğünüz gibi bu ayrılmaların yaşandığı ve büyük çatlağın olduğu duvar daha sonradan bu hale getirilerek sağlamlaştırıldı. Aynı şekilde duvarın diğer cephesi, o da bu şekilde sağlamlaştırıldı. Ders uygulamalarını görüyorsunuz. Aynı zamanda enjeksiyonla duvar içi enjeksiyon harcı uygulandı. Benzer çalışmalar Nekropol Caddesi'nde de yapıldı. Özellikle bu Piskoposluk Sarayı'yla bir şekilde organik bağlantısı olduğunu bilmiyoruz. Nekropol Caddesi'ndeki yapıları her yıl aslında bütçe çerçevesinde ele alıp bu sağlamlaştırmalara devam ediyoruz. O çalışmalardan evet bu sonrasında bu şekilde bu mekan ortaya çıkarıldı, duvarları sağlamlaştırıldı ve capping yani duvar üzerine capping uygulandı.
Tabii Olimpos bir öğren yeri. Oldukça da kalabalık ziyaretçi alan bir öğren yeri. Dolayısıyla her sezon genel temizlik çalışmalarını kent bazında yapıyoruz. Buna paralel çevre düzenlemesi çalışmalarını da yapıyoruz. Çevre düzenlemesi projesi 2008 yılında tamamlanmıştı. 2019 yılında karşılama merkezi projesi tamamlandı ve kurul süreçleri bitti. Umarım bunların uygulamasına geçeceğiz. Onun dışında yürüme yollarında sağlıklaştırmalar yapıldı kent bütününde. Proje çalışmaları her zamanki gibi devam ediyor. Ekibimizin mimarı Erkan Uçkan'ın önderliğinde gençlerle birlikte bu proje çalışmaları eş zamanlı sürdürülüyor. 2018 yılında kazı tamamlanan tapınakla ilgili de çıkan malzemelerin çizimi AutoCAD'e aktarılması ve AutoCAD'le çizilen parçalardan oluşturulmuş restitüsyon modellemelerini görüyorsunuz. Evet, 2019 yılı bizim için tabii zor geçti. Çünkü ekibimizin çok kıymetli üyesi, oğlumuz, kardeşimiz Sinan'ı maalesef kaybettik. Ama asıl tabii kayıp bir insan unutulursa olur bence. O nedenle biz de Sinan'ı unutturmamaya çalışıyoruz. Bu kapsamda kazı evinde bir Sinan Sertel kütüphanesi açtık. Web sayfamızda kütüphane eserleri yer alıyor. İncelemek isteyenler web sayfamızdan bakabilir. Erol Olcay bir ex libris yaptı Sinan için. Sinan Sertel kitaplığına. Ona teşekkür ediyoruz. İlk koleksiyonu bağışlayan Yusuf Örnek oldu. Profesör Doktor Yusuf Örnek. Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü, Suna İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü, İstanbul Arkeoloji Müzesi, Şeker Sanat Evi kitap bağışlarında bulundu. Onlara da çok teşekkür ederiz. Ve Bizantolog, gençlerden oluşan, Bizans sanatı çalışan gençlerden oluşan Bizantolog güzel bir webinar etkinliği yaptı. Sinan'ın ölüm yıl dönümünde 15 sunum yapıldı genç meslektaşları tarafından ve 100'ün üzerinde katılımcıyla gerçekleştirdik. 2020 yılında da 2020 yılında yaptık. 2021 yılında da gene Sinan için tabii ki bazı etkinliklerimiz devam edecek. Onu da tekrar rahmetle anıyorum. Tabii bütün bu çalışmalar iyi bir ekiple, uyumlu bir ekiple oluyor. Bu anlamda tüm ekibime çok teşekkür ediyorum. Burada isimlerini gördüğünüz ve saymadığım arkadaşlar da beni başlasınlar. Teşekkür ediyorum hepsine. Ellerine sağlık diyorum. Ve bizi aynı ve maddi olarak destekleyen sponsorlarımız var. Ama bunların arasında özellikle Servo Savunma'ya bu yıl içinde pandemi ortamına rağmen bizi desteklemekten kaçınmadı. Onlara da ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Tüm destekçilerimize de aynı şekilde. Ve biraz uzattım sanırım. 40 dakika demiştim ama 50 dakika oldu galiba. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi de saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. Hocam. Evet. Öncelikle hocam ağzınıza sağlık, emeğinize sağlık. Sizin nezdinizde tüm Olimpos ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Bir teşekkürüm de tabii ki Sinan için. Onu unutturmadınız. Çalışmalarınızı da bu arada sosyal medyadan da takip ediyorum.
Bu vesileyle bir kez daha sizlere teşekkür ederim. Şimdi hocam sorulara geçmeden önce bakıyorum. Evet arkadaşlar sorularınızı yazabilirsiniz. Tek ricam sizden lütfen chat kısmında moderatör olarak beni seçerek sorularınızı iletebilirsiniz. Bu arada ben moderatör olarak ilk soruyu sormak istiyorum hocam. Eğer izniniz olursa tabii ki. Tabii Ademciğim, tabii. Hocam öncelikle Üçlüoğlu Kilise gerçekten beni çok heyecanlandırdı. Gerçekten buluntularıyla her şeyde muntazam bir işçilik olduğu çok belli. Bu bakımdan genel olarak hocam Olimpos'ta galiba milattan sonra 7. yüzyıldan sonra yaşam bir şekilde duruyor. Buna yönelik olarak yani yaşamın durmasına sebep olan etken ya da etkenler ne olabilir hocam? Bunu konu hakkında genel bir bilgi alabilir miyiz? Tabii. Şimdi bunu böyle söyleyince bazen hani ya olur mu falan gibi tepkilerle karşılaşıyoruz. Onun için iyi oldu sordun. Biraz daha açıklık getireyim. Şimdi 7. yüzyılda yaşam duruyor demeyelim de. Şöyle diyelim, şimdi 7. yüzyılı yani milattan sonra 7. yüzyılı bir hatırlayalım. Bizans İmparatorluğu ama Justinianus'un o parlak döneminin bittiğinden sonrası için konuşursak işte bir yandan Arap akınları, bir yandan Avarlar müthiş bir saldırı gerçekleştiriyorlar. Özellikle Arap donanması çok güçlü bir şekilde Akdeniz'e giriyor ve sadece Olimpos'u değil pek çok kenti yağmaladıklarını biliyoruz. Bu kaçışın bir nedeni bu olmalı diye düşünüyoruz. İkinci neden bu bölgede yaşanan doğal afetler. Bunların başında deprem geliyor. Sen de biliyorsun bizim evet. Akdeniz kıyıları tam yani şey deprem bölgesi. Ve bu çok güçlü depremlerle birlikte oluşan tsunamiler var. Yani dev dalgalarla. Kentlerin zarar gördüğünü biliyoruz. Günümüzde bile yani deprem ya da tsunami olmayan Olimpos'un normal dalgasıyla kışın sahil kapanıyor. Yani öyle böyle değil. Dolayısıyla hani bir etmen tabii ki depremler ve hastalıklara özellikle vebaya bağlı ki bütün liman kentlerinin başlıca sancısı vebaya bağlı ciddi nüfus azalışları oluyor. Ve özellikle de tabii bir kentin ekonomisi deniz ticaretine bağlıysa ve bu bir liman kenti ise özellikle Arap akınlarının olumsuz etkilerini tahmin etmek zor olmasa gerek. O nedenle biz düşünüyoruz değil, şöyle söyleyeyim, yaptığımız kazı çalışmalarından bugüne kadar elde ettiğimiz veriler bize bunu gösteriyor. Öyle söyleyeyim. Teşekkür ederim. Yani bu hani bizim kendi düşüncem, yani kafamızdan uydurduğumuz bir şey değil. Kazı çalışmalarıyla ortaya çıkan veriler bunu şu anda gösteriyor. Ha ileride kazı çalışmalarında bir farklılık olur mu olmaz mı onu süreç gösterecek. Zaten hocam Anadolu'nun sanıyorum genelinde 7. yüzyıl bir kırılma noktası. Büyük oranla da Arap akınları, dediğiniz salgınlar. Hocam bu arada size çok teşekkür var. Yurt içinden, yurt dışından gerekse. Sunumunuz için çok tebrik ediyorlar. Bunun dışında Sinan arkadaşımızı anan arkadaşlarımız var. Biz de tekrar anıyoruz. İzin verirseniz hocam soruları bir kontrol etmek istiyorum ben. Tabii ki. Ben de şimdi okuyorum. Sevgili öğrencilerim, meslektaşlarım kutlamışlar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Hepsini gözlerinden öpüyorum. Onun dışında evet genelde kutlamalar görüyorum. Evet hocam. Sinan'a evet yani çok şey oldu. Ve şöyle bir şey söyleyeyim. Biz dedim ya hani kışın hep uzattık evet, diye. Hocam. İşte evet. O uzatmalarımızda hep Sinan oradaydı. Evet hocam. Nasıl bir kaderse tam işte bu Türk Tarih Kurumu geldi daha böyle düzgün bir şeye geçecekken maalesef onu göremedi. En çok da ona üzülüyorum. Aslında
sıkıntısını en çok o çekmişti. Evet. İnşallah bize hakkını helal etmiştir diye düşünüyorum. Işıklarda evet. Uyusun. Hocam bir soru, 12 aylık kazı grubu içerisindesiniz. Bu arada evet. Tabii eminim dışarıdan da kazınıza katılmak isteyen stajyer öğrenciler de olmak isteyecektir. Bunun için ne yapmaları gerekiyor? Bir kısa bir bilgi verebilir misiniz? Şimdi şöyle, kazılarda ekip, yani daimi ekip üyesi, şimdi 12 ay olduğumuz için, daha doğrusu şöyle baştan alayım. 12 aylık bir kazı olduğumuz için tabii kazı çalışmalarında sen de biliyorsun, evet. Süreklilik çok önemli. Dolayısıyla o sürekliliği de hani ana bir ekiple götürmek gerekiyor. Evet. Ama tabii ki biz kazı ekibi olarak ileriye yönelik gençlerimizi yetiştirmek için kazıya şey alıyoruz. Yani stajyer öğrenci alıyoruz. Yalnız genel olarak Türkiye'nin işçi çalıştırma kurallarına göre bizim sigortasız kimseyi çalıştırma gibi bir durumumuz söz konusu değil. Evet. Sigortalı olması gerekiyor. Dolayısıyla da üniversitelerde staj hakkı olan öğrencilerimizi tercih ediyoruz. Onlar ilgili üniversitelerinden sigortalanıyorlar ve gelip bizde aylık stajlarını gerçekleştirebiliyorlar. Bir ikincisi de geçen sene özellikle çok daha efektif kullanıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında bir protokol yapıldı. Genç gönüllüler diye. Orada isteyen kazılar Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sayfasında ilan verdiler. Biz de verdik. O kapsamda da gençlerimiz geldi ve gönüllülük esasıyla çalıştılar. O da güzel bir program oldu bana göre. Bu şekilde fırsat tanıyoruz. Onun dışında yüksek lisans, doktora, tez öğrencilerini misafir edebiliyoruz tabii ki. Genel çerçeve böyle. Çok teşekkür ederim hocam. Bu arada bir el görmüştüm ama soru için. Sonra o eli kaybettim. Bir yandan da ona bakıyorum. Evet, soru el kaldıran arkadaşımız tekrar belirtirse. Aslında soru yazsa. Yazsa daha kolay olacak hocam. Evet. Şu an bakıyorum. Biraz daha hocam bekleyelim, sonra oturumumuzu sonlandırırız. Şimdi ben burada şeyi görüyorum Ademciğim. Emre Özel sormuş. Ha evet. Kapadokya. Şimdi... O galiba. Evet hocam. Şimdi galiba evet. Okuyayım isterseniz ben hocam hızlı bir şekilde. Kapadokya Çavuş'un Nikeforas Fokas Kilisesi'nde acı su deneyi. Parantez açmış. Meryem ve Yusuf'un sınanması hakkında bir resim var. Genellikle Doğu sanatına ait bir resimdir. Benzer bir çalışma bu kazı alanında var mı ya da bulunabilir mi? Benzer bir şey, resim Olimpos'ta yok. Bulunabilir mi? Bence hayır. Neden diye soracak. Evet, çünkü evet. O sözünü ettiği sahne ikonografik olarak Bizans resim sanatına Orta Bizans döneminde girmiş bir ikonografidir. Evet. Dolayısıyla ben onun erken dönem resim sanatı örnekleri arasında olacağını şahsen düşünmüyorum. Teşekkürler hocam. Evet, başka bir soru var mı? Bekliyorum. Hocam bir soru daha hemen iletiyorum size. Piskoposluk Sarayı'nın benzer örnekleri Likya'da Akdeniz Çanağı'nda var mı? Bu görkemiyle. Çok teşekkür ediyor bu arada sevgili Çiğdem arkadaşımız. Tamam. Çiğdem Alas da benim hem Hacettepe'den arkadaşım hem de meslektaşım. Ben de ona sevgilerimi gönderiyorum. Yani benim bildiğim yok Çiğdem, ama tabii Piskoposluk Sarayı var mı? Likya değil ama şeyde, yani Pamfilya'da Side'de tabii ki var. Adem sen de biliyorsun. Evet. Ama Side'de de bu kadar çeşitli mekan yok diyebiliyorum, değil mi? Doğrudur hocam. Bizdeki kadar çok işlevli mekanlar yok. Bizdeki hani burada da şöyle yanlış anlaşılmasın. Çünkü benim sevmediğim bir üslup.
Ben onu hani işte Olimpos'ta var, başka bir yerde yok gibi bir gurur vesilesi olarak söylemedim. Çünkü her antik kentin, her kazı alanının kendine özgü önemi, değeri var. Evet. Ben sadece bir tespit olarak söyledim, bildiğimiz yok diye. Yani bu kadar hani bu kadar işlevi bir içinde barındıran, bu kadar çözümlenmiş, işte Roma dönemiyle birlikte bir hikayesi olan bir alan açısından. Hani benim bildiğim yok ama tabii ki yorum yapmak isteyenler varsa onlardan da alabiliriz. Hocam biz de şimdi son araştırmalarda Andreas Büyüs ve ekibi çalışıyor bu alanda ve yeni güncel bilgi olarak ben vereyim. Belki hocanın vermesi daha doğru olur ama bizimkinin de artık bir saraydan diye ziyade bir mahalle olduğunu yeni öneri olarak hoca aktarıyor. Dolayısıyla artık biz oraya Piskoposluk Mahallesi adını vermeye başladık. Tabii daha yayını hazırlanmadı, hazırlanıyor. Çıkınca tabii ki paylaşırız yine. O da çok ilginç ama tabii ki şimdi SİDE'nin hani kent olarak dinamiği, Pamfilya bölgesindeki önemi farklı. O farklı değerlendirilecek. Bu farklı tabii ki doğru. Tabii ki. Mahalle derken Piskoposluk Sarayı fikrinden mi vazgeçti hoca? Yani etrafında kompleks bulduğumuz için hocam, farklı yerleşim yerleri, farklı sokaklara ve caddelere açılan bir alanlar. Tabii ben bu işin uzmanı değilim. Sadece yeni ekstra kısa bilgiler ekliyorum. Bu nedenden dolayı artık saraydan ziyade burasının büyük bir mahalle olduğu, Piskoposluğunda merkezde olduğu bir alan gibi düşünülüyor. Belki ekleme yapmak isterse kendisi de bu arada dinliyor, ekleyebilir. Ya da Hüseyin Hocam ekleyebilir. Başka soru var mı hocam? Bakıyorum ama... Biz de SİDE'deki bu gelişmeyi merakla bekliyoruz. Önemli Feriş Hocam belki beğenecektir hocam. Evet. Birbirini destekleyen çalışmalar çünkü. Hocam son bir hatırlatma yapmak istiyorum belki buraya katılan dinleyicilerimize. Bu seminer dizisi devam edecek. Bu dizinin tarihleri de sosyal medya hesaplarımızdan yaklaştıkça süreleri duyurulacak tekrardan. Herkesi tabii ki yine bekliyoruz. Ben gerçekten çok keyif aldım. Muntazam işler yapılmış. Olimpos Kazı ekibini sizin nezdinizde tebrik ediyorum. Umarım bundan sonra da böyle heyecan verici buluntularla, heyecan verici belgelemelerle karşımıza tekrar çıkarsınız hocam. Çok teşekkür ediyorum. Yeni soru gelmediği için de burada isterseniz kapatabiliriz. Sağ olun hocam. Ben çok teşekkür ediyorum Ademciğim, hem sana hem de şu anda bizleri izleyen sevgili izleyicilere, meslektaşlarıma, öğrencilerime, Olimpos Kazı ekibine, tabii ki bu işler ekipsiz olmaz. Onlara çok şey borçluyum. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Güzel yorumları ve tebrikleri için de katılımcılara çok çok teşekkür ediyorum. Olimpos Kazı Evi bana bir kalp yolladı bu arada. Teşekkür ediyorum Olimpos Kazı Evi. Ben de şöyle mi yapayım? Şöyle. Yapılır. Şöyle mi? Nasıl yapamadım da Adem? Şöyle mi yapılıyordu? Hocam ters oluyor maalesef. Ters oluyor, evet. Olamadı, yapamadım. Yani. Benden de size... Yok, ben de şuradan reaksiyondan göndereyim o zaman. Evet hocam, çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum. Benim de kalbim herkese gelsin. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. İyi akşamlar hocam. Hoşça kalın.